Ben içeri baktım böyle bir şey mi? Alanmış, sünnetleri dışarıda. Baba sus demiyor. Sen kimin kızısın diyor. Sen kimin kızısın diyor. Değil. Bu demez bu vazalık. Onu sen konuştur ama. Evet. Ben varım diyor. Gavur vazalık. Şu ev kimin diyor. Şu ev kimin diyor. Benim değil mi o ev? Şu ev senin. Şu ev benim değil mi? Ha, bunu öyle söyledi mi? Buna yorulurum. Değil. Sağ ol, sömür atıyorum. Dağlı diyor bak, o da benim kornum ha. Anca onu bellemiş dağlı demiştim. Vaz vaz. Gelinlikle bu adam süzülmediydim. Ne bastı ki? Böyle durur esak bir şey gibi. Merhaba sevgili tuzcularlar. Belgeselimizin bu bölümünde sevgili Köy Odası Büyük Tuzcular Grubu kurucumuzu Mustafa Çelik'ten ısrarı üzerine, ricası üzerine diyelim daha doğrusu. Ben belgesel yönetmeni olarak, Büyük Tuzcular Belgeseli'nin yönetmeni olarak beraber çıkmaya karar verdik. Kendisine teşekkür ediyorum bana bu sürprizi sunduğu için diyelim. Beklemiyordum. Biraz da heyecanlıyım aslında. Daha önce canlı yayına çıktım ama bir belgeselde yer almak tabii ayrı bir duygu düşünce. Kendi köyümün tanıtımı için köyümüzdeki tarihi doğal güzellikleri anlatmanın yarısına yanı sıra köydeki örf, adet, gelenek, görenek, töreleri sizlere yansıtmak, geçmişimizi araştırmak, köydeki 70 ila 90 yaşı civarındaki yaşlılarımızın son görüntülerinizi en azından bizim vasıtamızla geçmişteki, gelecekteki torunlarına, çocuklarına bırakmak en önemli amacım. Yanımızda da dediğim gibi Köy Odası Büyük Tuzcular Grubu'nun kurucusu Sayın Mustafa Çelik'ten var, kendisi gurbetçimiz. Burada belki sanıyorum 11 ay kadar gurbette kalıp da son bir ayı kendi vatanında, memleketinde değerlendirebilecek çok değerli bir insan var. Öncelikle köyüne hoş geldin diyelim Mustafa Bey'e. Hoş bulduk Ömer. Öncelikle ben de size hoş geldiniz diyorum. Sıla-i rahim yapmak çok güzel bir şey. Temiz havayı teneffüs etmek, ağacın gölgesinde bir çay içmek dünyalara medel yani. Görmediğimiz arkadaşları görmek, uzun süredir akrabalarımızı görmek ayrı bir duygu. Gerçi bu sosyal paylaşım sitelerinden resimler, videolar atıyorsun, hasret gideriyorsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ama yine de canlı görmek daha bir güzel bir duygu. Bu arada yapmış olduğum hizmetlerden dolayı gerçekten takdire şayansın Öner. Beğeni az olsa bile yani çok reyting oranım yüksek. Hizmetlerini takdir ediyorum. Peki şimdi sosyal medyaya siz bir giriş yaptınız. Köy Odası niye Köy Odası? Büyük Tuzcular Grubu Köy Odası nereden aklınıza geldi? Çok güzel bir soru. Eskiden
Televizyon, radyo yokken köy odalarında oturup sohbet ederlerdi eskilerimiz. İsim olarak onu şey yaptım. Biz de bir online olarak sosyal medyada buluşalım, birkaç arkadaşla başladık bu işe. Sonra bu boyuta geleceğini düşünemedik. Gerçekten bayağı 3000'e yakın üyemiz, 5000 geçkin resimler, paylaşım. Yani bütün köylümüz orada. Kim ne yapıyor? Ne yiyor, ne içiyor? Resime atıyorsunuz. İyi oluyor yani. Siz bir de uğraşıyorsunuz böyle, fotoğraflara yazı yazıyorsunuz, balon yapıyorsunuz. İşte görüntülere bir kurgu yapıp bir yazı yazıyorsunuz. İnsanlar ondan mutlu oluyor, değerlendiriyor, yorum yapıyor. Neden aklınıza geliyor böyle? Fotoğrafı görünce mi düşünüyorsunuz? İlham mı geliyor şiir gibi? Evet, o acizane amatörce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Resimle bakınca resim anlatıyor zaten ne demek istediğini. Hemen de yazı arkasına geliyor. Ama bazen tabii sizi de kullanıyorlar. Evet, kullanıyorlar. Kayıkla bir fotoğrafınız vardı. Evet, Fatih bir şeyler yapmış yine. Fazlı Bey'i çekmişsiniz. Nasıl gördünüz o anı? Nasıl yakaladınız? Kasabamızın renkli simalarından Fazlı ikiz sörf yaparken yakaladım köyün caddesinde. O da sevilen sayılan arkadaş. Köyümüzün en renkli gurbetçisi diye. Evet, en evet, renkli, en renkli. Çok güzel gerçekten. Takdire şayan dediğim gibi Öner. İlk şeysine inanmamıştım. Yapamaz falan. Baktım. İsteyince oluyormuş. İkincisini de görünce gerçekten devamını bekliyoruz. İnşallah bir şeyler yaparsın Öner. Ama İnanıyorum. Sizin desteğiniz olmasa olmazdı. Ben yani ilk televizyonda bir kameraman muhabir olarak görevime devam ederken ben size yazmıştım. Köy Odası Büyük Grubu, Tuzlar grubunda ben böyle bir belgesel çalışması düşünüyorum. Hava çekimlerini de yaptıracağız. Hayatımızda ilk defa köyümüzü havadan göreceğiz diye. Ben söylemiştim. Siz de o duyuruyu paylaşmıştınız. Hiç unutmuyorum. Evet. Çok zordu yani. Evet, bir maddi tarafı bir de manevi tarafı var. Yani uğraşmasanız yine olmaz yani. Tek kanatlı kuş uçmaz yani. İlla iki taraf olacak. Bazı tarihi ve doğal güzelliklere sahip Tuzlar gibi başka bir köy yok. Özellikle civar köyler bizi çok övüyorlar. Tuzlarımızın tanımayan kalmadı yani. Resul Çakur abinin bir tespiti vardı. Nerede bir ölü var hemen bütün köylümüz orada. Nerede bir düğün var eksiksiz oradayız. Ama ya şu küreği alın da gelin şunu şu yapacağız dediğimiz zaman diyor hiç kimse bulamaz. İnşallah ileride bir baş olur birisi de bizi bir araya toplar. '66 doğumluyum. İlkokula gittiğimi işte hatırlıyorum. Lisede Kayseri Lisesi'ne gittik ama tamamlayamadım işte. Temel sağlam değildi ortaokul. Çoğu derslerimiz boş geçerdi. Zordu değil mi? Zordu. O zamanlar. Liseyi okumak da çok zordu. Yani. Evet. O zaman 80'li yıllardı. Seyit Ali Özcan bizim komşu. Mahallemize ilk süpermarketi getiren oldu. Bir kasanın içinde 100 gram şeker sucuğu 50 gram lokumla bize kayısı çekirdeği karşılık satardı. 50 çekirdek toplardık ve bize bir lokum verirdi. 100 çekirdeğe bir lokum bir bisküvi verirdi. Kendisi çuval çuval şeyler götürürdü, çekirdekler. Yani çekirdek mi topluyordunuz köyde? Sokak sokak çekirdek toplayıp Seyit Ali Özcan'ın süpermarketinden alışveriş yapıyorduk. Markette başka bir şey var mı? Markette çeşit vardı yani. Yarım kilo mal vardı. Nereye açmış tam olarak? Eski evleri yıkılmıştı. Onları ören olarak köşeye bir yere
tezgah kurmuştu. Okulda dersler boş olduğu zaman ilk işimiz bağlara dalmaktı. Seydali emminin şeylerini üzümleniyorlardı. Armut yiyorlardık. Bayağı zevkliydi. Şimdi o zevk vermiyor. Babamı Eminler'den, herkes tanır, Eminler'in en küçük oğlu. Annem Karabekirler'den. İkisi de Tuzhisarlı. Evet, Tuzhisarlı. Beş kardeşiz. Üç oğlan, iki kız. En küçük oğlan İbrahim kardeşim, o da Kulumbach'ta, Almanya'da. Mehmet Assubay. Bacılarım da evliyim. Bu kadar. Bizi izleyen bütün hemşerilerimize saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Neriman seni var ediyor, seni de neler oluyor. Sana da aşır kulak var ediyor. Sana aşır abi var ediyor. Şimdi de bir misafir alacağım bak sen. Duydun ya bunu. Geldi dedi adini enni, canlar zulüm enni. Ben bendim onu, canıma da desin enni. Abi aldı şu. Güzelce bir alkış aldım orada. Alaca düşmüş buraya. Şuna bak maşallah. Ve şundan biraz yiyin. Babam Cemal Lale, Akkadın Lale, kayınbabam Ali Polat, Şerife Polat. Ben ise onların gelini, Aşık Polat'ın hanımıyım. İsmim de Neriman. Kısmet varmış, Almanya'ya gittik. Almanya kapanmıştı. Hiç ümidim yokmuştu. Tek de fakirin ailesiydim. Gelini oldum. Pek de fakirleriydi. Ölüyordum Almanya'ya çıksa da beyim. İki sefer kağıdı çıktı. Sevindim, sevindim ama maalesef şansımız yok. Kapanmıştı, Almanya'ya gidecek şansım bitmişti. Sonradan Allah razı olsun Abekir Fulat amcası vardı. Danimarka'ya gitmişti. Danimarka'da şefi demiş ki 3 tane işçi lazım bana demiş. Birine de Abekir Polat, bir de bizim ismimiz Aşık Polat olunca Mustafa Polat, Osman Demir Deler, Aşık Polat deyince Danimarka'da Abekir'e de emmisinin yani. Demiş ki şefi, senin demiş ki kardeşin isminiz tutuyor ya Polat Polat. Demiş beyin ismini almış, öbürlerini almamış. Kısmet oradan açıldı. Orada o manayla Danimarka'ya gitti. Aşık amcam. Orada 7 ay çalıştı. Ondan sonra geçti şeye. Almanya'ya geçti. O günden bu tarafa 67-68'den bu tarafa. İşte ömrümüz orada geçti. Gençliğimiz orada geçti. Geldiysek işte buralara biraz güzelleştirdiysek de burada yaşayak demişsek de yavrularımı oralara bıraktım. Ne kadar da hoş güzel yaşasam da gerçekten yani Tuzhisar'da kendim de biliyorum. Herkes de bunu bana veriyor. Ki Almancıların içinde en güzel yaşayan, Almanya'yı değerlendiren, yaşamını güzelleştiren, hani orada geldiğini takdir edip orduya hisseden varsan biri sensin diyenlerim oluyor. Sağ olsunlar. Ben de kendimi öyle biliyorum yani. Biliyorum yaşıyorum. Şanlığımın farkındayım. Çok güzel günlerdeyim ama çocuklarımdan ayrı kaldım bu sefer de. Tabii ki ora beni biraz zedeliyor, üzülüyorum. Çok şükür Allah'ın gününe, şükür ise geldiler. Bugün için yanımdalar. Bir tanem eksik Erol'um, en küçüğüm. O da gelmiş, Antalya'daymış. Hiç haberim de olmadı da, demin duydum. Salih geleceğini söylediler. İnşallah mutlu günlerimizi Salih'e kadar daha başka değerlendirmeye çalışıyorum. Erdoğan'ım işte bu, büyük oğlum. Kızım birinci çocuk, bu ikinci. Arkasın gibi daha var, Allah ömür olsun gibi yavrum. Ömrümüz böyle geldi geçti işte. Peki siz anneniz babanızı anlatır mısınız? Annemi babamı zavallıların işinin gücünün çalışmayla zamanında bildiğim kadarıysa
Harman hası sap dökülecek, kan sap gelecek, tığ sağırılacak, sağırlandıkların kuydalar arpaları omuzlarında torbayla evlere çekilecek. O samanlar temeklerden atılacak. Onlar çok çok perişan yaşadıklarını şu anda ben çok üzgünüm yani, üzülüyorum da, duygulanıyorum da. Onlara hem dua ediyorum hem arkalarından ağlıyorum ki ne kadar perişan ve zifil analarımızın günleri geçti. Benim anam babam değil. O zamanın anne babalarına bütün yani. Bu gerçekler, üzülüyorum, duygulanıyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Sağlıklı sıhhatli bizi yetiştirmişler ama işte anacığım çok genç gitti. 57 yaşında. Tabii ki bizlerin varlığını, yokluğumuzu gördü, perişan zamanlarımızı gördü. Zifil fakir zamanlarımı hele de benim gördü. Tabii o bir bacılarım da içinde. Şu anda güzel yaşadıklarımızı görse isterdim, mutlu olurdum. Görmediği için o taraftan da tabii ki bazen yani evlat olarak üzülüyorum, duygulanıyorum. Babacığım çok çalıştı, 9 tane bebe. Yardımı yoktu. 9 tane bebe, evet. Çok çalıştı, tarla tapan, götür getir. Bir ikincisi de o tallalarda abdestini alarak, namazını kılarak bir vakitini geçiremeyen Cemal babam, kurban olurum. Allah rahmet eylesin. Bütün babalar, anneleri rahmet eylesin. Nurda yatırsın. Onları burada bizlerden ayırdıysa Allah orada ailelerine kavuştursun. Ölmüş yavrularına kavuştursun. Çok büyük dua ediyorum her zaman için. Bütün anneler için, duam insanlar için geçerlidir. Allah kurban olduğum sahip çıksın, yanlarındadır inşallah. Öyle işte yavrum ya. Aşır Bey zaten teyzemizin oğlu olur. Aynı işi konuşuyorduk. Aşır Bey'den tanıştım. Şimdi gülersiniz ya bana. Güleceksiniz. Vali. Komşuyduk. Halamızın oğluydu. Zaten Aşır Bey'in beni şey... Ya şu çiğit, şu ahırın altını, malların altını gördürdü. Onu ben bir yani halamın oğlu diye görüyordum. Giriyordum. Ahırlarına, mallarının altını neyi temizliyordum. Bilmem ne diyordum. Öylelikle işte. Ondan sonra... Bilmiyorum ki öyle, ben tanışmadım. Sadece bulgur çekiyordum. Evet, taştan bulgur çekme vardı. Toplantılarda bulgur çekerken hiç de bilmiyorum. Aşırağım beni istermiş. Arkama dolanırmış. Bir daha duydum ki aşırağım beni seviyormuş. Beni onu sevmemek elimden nadir, cahilsem. Hiç düşünmedin arkamı, önümü, varlıklı mı, yoklu mu, yaşım mı, küçük o benden büyük mü? Hiç bildiğim yok. Gerçek konuşuyorum buna. Canım sıkılarak da sinirleniyorum uyuyup bazen. O arada tutayım derimi, ben de sevmeye başlayayım. O ilim oğlunu. Ben sevmiyor anda ben de arkasına düştüm. Görüyorum bir bakıyordum, bir yakışıklı, bir de güzel adam. Gerçekten bir sürü emsalları vardı, 18-20 delikanlı vardı. Uyanık kızıdım ama. Kim güzel, kim yakışıklı eleştirirdim bazen. Yaşım da küçük, daha 15, ne yaşım. Ondan sonra gerçek diyeyim, bakıyorum benim böyle herkesten yakışıklı bu oğlan. Derim ki al o zaman ilim oğlu, halamın oğlu. Yakışıklı, güzel o yürüyüşü, bir de yeşil şapka koydu başına böyle, teleğini de buraya bırakırdı böyle, inan. Senin şu bluzun rengi değil mi? Böyle bir gidişi vardı, sakin efendi, sanki asker talip, asker ütle cöndüştü talip edilir, ne diyor ondan gibi. Sevdim gayrı, Allah da yazmış. Dünür geldiler, gel ki babam vermiyor, eve dünürcü koymuyor. Almıyor dünür. Hayır diyor, ben o aileye, ben o kızımı vermem diyor. Vermiyorum, vermiyorum. Gelmesinler, sakın dumur gelmesinler. Babam vermiyor ha. Ne yaptılar, ne ettiler? Dört daima dedi ki, onlara haber gönderdi rahmetlik babam. İlle bunlar da alacağım diyor. Aşır abin de diyormuş ki, komşu Hamze'de amesi vardı, rahmetlik oldu. O kız olmasa kendimi intihar edeceğim, ben öleceğim diyormuş. O kızı alacaksınız, ne olursa olsun. O zamana kadar bunu da Ahmet dayıma, abilenin Ahmet dayıma söylüyorlar. O da diyor ki durun ben diyor eniştemden o kızı diyor almasını bilirim diyor. Gerçek ama ha. Bayraktar gelin odasında şu düğün olan yerde işte onların halk odası vardı. Orada Ahmet dayım diyor ki ben eniştemden o kızı almasını bileceğim diyor. Ulan talanın oğluna diyor. Enişte diyor neyse oraya toplanırlar develi halk odalarında ya. Enişte diyor ha. Ya enişte diyor, bu kızını diyor, alemlikil istiyorsa diyor, niye bilmiyorum, bilmezsen yarın kaçar kızın. Çok seviyormuş onlar birbirlerini. Kızın kaçar, dikkat et diyor. Babam o zaman diyor ki, ben vermiyorum dediyse dayılarıma kefil veriyor dayılarıma. Onlar kefil olsun diyor, dünürcüsü de onlar oraya gitsin, benim evime gelmesin. Böylelikle verildik. Hiç haberim yok. Verilmişim, geceler yarısı olmuş, dayımgilin evinde teyzelerim, dayılarım beni vermişler. İnanın gece 1.30-2 arası
kapı çaldı, kalktım, açtı. Bilmiyorum ki, hiç haberim yok ki. Rahmetlik amim, rahmetlik annem falan geldiler, ikisi geldiler. Amim geldi, şöyle yanıma oturdu, kolunda bir tepsi, neyse içinde. Geldi bir kulağımı çekti, böyle bir kulağıma asıldı. Dedi ki, hadi kozuma edin dedi. Ne amme dedim, seni nişanladık yeğenim dedi. Bir yufka, bir helva o zamanlar, helva dürülürdü, yenilirdi kahve yerine. Öylelikle her zaman ben de mutlu oldum. Önerim. Sevdiğime vermişler diye ben de mutluydum o zamanlar. Öylelikle işte geldi geçti, ömür dedikti. Çok şükür güzel günlerim geçti. Eşim de iyiydi. İyi yani, iyi insan, Allah'ın iyi kulu. Kocalığı da iyi, babalığı da iyi. Gerçekten yani yaşadık. Ailemizde en mutlu olanında biz olabilirdik yani. Onun tarafında, bizim tarafında güzel günlerimiz geçti. Çok şükür Allah'ıma zararsız yazık. Çoluğumla, çocuğumla Allah bu günlere getirdi. Allah'ıma şükürler olsun. Yani mutlu günlerim, güzel günlerimiz geçiyor. Allah'ımıza şükrediyor. Elhamdülillah. Allah herkese nasip etsin böyle güzel günleri. Benim yaşadığım gibi yaşayacağım, yaşadığım günleri. Herkese Allah kısmet etsin, dua edebilirim yani biliyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese de selamlarımı söyleyeyim. Beni dinleyen, beni gören, beni tanıyan, büyüklerine saygım, küçüklerine sevgim, hepsini de öperim. İşte geçen sene niyetimiz kısmet olmadı. Evet. Sözde şimdi ilk defa annemin 4 evladı, hepimiz de gurbetteyiz işte. Bir araya geldik, hem anne baba hasreti gidereceğiz, hem ailemizin, akrabalarımızın. Bu arada işte annemden 50 yıl dönümlerini kutlayacağız. Bahane, o da bahane. Amaç tabii bir arada olmak, herkesi görmek, mutlu olmak. Sabahın anlattı. Sonra işte kısmet olmanı işte Erdal kardeşim geçen hafta geldi. Erdal gelince Erdoğan dedi, abla ben de gidiyorum. Bu arada ben dayanamadım, dedim tamam, Erol da gelsin. Gidiyor musun? Gidiyor. Dedim tamam, üç kardeş gidiyorsa. Ben de hemen bu fırsatı değerlendirelim. Böyle bir ani bir kararla çıktık, geldik. Tabii sabah çok büyük sürpriz oldu. Bir gün önce bilet aldım, bir gün sonra geldim. Annen haberi yok. Annem tabii bilmiyor, babam bilmiyor. Erdal geldi, ablalar kardeşim sağ olsun. Bunun üzerine annem yatakta sabah 7'de yatakta yakalanın. Onun bir güzel sevme, öpme, koklama. Diyor ki gerçek misin diyor bana. Rüyada zannetmiş kendini. Rüyada zannetti. Gözümü açtım, o büyük bir mutluluk, özler. Tam da uyumuşsun, sabah namazına da kalkamadım. Evet, kalkamadım evet. İyi dalmışım, uyanıktır dedi. İyi dalmışım, baktıydım benim bir selim var, elimi yüzümü efeliyor. Ula dedim, herifin burada olmadığını görüyor, muhakkak bunda bir şey var. Baktıydım anneciğim, anneciğim diye. Ulan gözümü açtıydım, kız başucum da. Hepsi de mutlu oldu bak. Vallahi sürpriz oldu yani. Ondan sonra aldık bunu, baba arıyor, babaya sürpriz edecek, babaya götürüyor. Evet. Orada kahve de yakaladım, orada. Gel gel, koltuğun altını saklandırken azıcık görmüştüm. Görmüşüz zaten beni tabi, inanmıyor. Kız adam bir sevindik yazı. Nasıl öpüyor, kokuyor. Ya bir şeyde kime diyor, arabanın önünde kimse yok dedim. Bu kartı yıkındı. Hazır buldu kızını, onu da tabii çarşıda içiye gittik. Arkamdan okuyor tabi ben geliyorum, sık geliyorum Türkiye ama yani Antalya'da yerleşik olduğum için. Günlerde, senelerde karşılaşamayan, birleşemeyen kardeşlerimizle burada görüşmek herkese ayrı bir mutluluk veriyor tabii ki. Bazıları belli etmez tabii mutluluğunu. Onun için ablam, benim büyüğüm, söz hakkı özellikle 2 numara. Babamdan sonra gelen ablamın sözü de bayağı bizim için değerlidir. Sonra dinlemesini ben daha çok tercih ederim. En son konuşan olurum çoğunlukla. Böyle bir mutlu bir ailede, mutlu bir yuvada, mutlu bir vatanda olmak bizlere çok mutluluk veriyor. En önemlisi de her şeyin başı sağlık. Özellikle de daha başka bir sözüm yok, ablama bırakıyorum sözümü. Ben Sema Polat, Aşık Polat, Neriman Polat'ın kızlarım. Üç erkek kardeşim, tek ben. Benim güzel annem babam işte 76'dan. 76 arası işte yurt dışına çıktılar. Bizi anneannemlere bıraktılar 4-3 kardeş olarak da. Arka arka tek tek bizi de götürdüler yurt dışına işte. Sonuçta en büyüğümüz 11, en küçüğümüz 2 yaşından yurt dışında hayatımız devam etmeye başladı. Ben burada giderken sonuçta evin işte en büyük kızı olarak 3 kardeşim benden küçük.
Henüz daha 11 yaşındaydım. Benim hayalim gurbetin ne olduğunu bilmediğimiz için, Almanya'nın ne olduğunu bilmediğimiz için tek amaç anneye babaya kavuşmaktı. Tabii o Almanya denildiği an onu hayal edemiyorsun. Almanya ne? Tabii İstanbul mu işte, Ankara mı, onu o an çözemiyorsun daha 76'da. Tek amaç anneye babaya kavuşmaktı. Tabii oraya geldiğimde işte ilk o Almanya'ya adımımızı attığımızda, o ülkeyi gördüğümüzde bambaşka bir şey oluyor yani, nereye geldim. Evet, evler değişiyor mu, caddeler değişiyor mu, insanlar değişiyor mu? Değişmiyor. Aradaki tek var, işte biri Alman ırk, millet, benim annem babam. O an işte ilk şey, o heyecanı yaşıyorsun, annem babası. İşte bir yıl, şöyle bir 6 ay sonra bunun farkına varıyorsun. Artık sen bir Almanya'dasın, başka bir ülkedesin, başka bir millettesin, başka bir dille yaşayacaksın. İşte ilk adım orada başlıyor. Şimdi çok gücüm eliyor. Yani benim annem çalışırken, babam çalışırken gevurlara çok emek verdiler. Onlara boyun eğdiler. Onlara hizmet ettiler. Onlara emek harcadılar. Yani rastgele bir gevur, ya gevur dememem gerekiyor. Rastgele bir Almanın benim anneme babamı emekçi yani emretmesi bende yıllarca çok büyük hırs yaptı. Yani bu ya anneme babam olan çok büyük sevgimden geliyordu. Ya da başka bir şey. Ben küçük yaşımda yaptığım tek bir şey, hiçbir Alman'dan, hiçbir yabancıdan emir almayacağım. Hep bu hayalle yaşadım. Ben emredeceğim, ben emir almayacağım. Böyle bir belirli herhalde karakter meselesi de çocuklarda böyle bir hırs başlıyor. Çok şükür 35 yıldan beri oradayım. Ben hiç kimsenin yanında çalışmadım. Çalıştırdım. Tabii bu arada anne de oldum. İki, bir oğlum ve kızım. Anne de oldum. Okullarına da gittim. İşlerimi başladım. 30 yıl öncesi işte oylarına da iş yeri yokken kendim iş yerim açtım. Kendim güzellik uzmanı, mukafirim, mukafir sunumu. Tabii bu ta Türkiye'lerde duyuldu. İlk Amsterdam Türk kuaförü açıldı. Bütün Orlan'da duyuldu. İlk Türk kuaförü açıldı diye radyolar, onlar bunlar. Bunlar bana hep gurur veriyordu. Günler olsun. Şimdi yavrularına bek de mutluyum, bek de sevinçliyim. Gel kızım şuraya gel, sen gel de seveyim seni. Şimdi bu en küçüğümüz mü anne? Gel kızım gel, en seveyim gel. Gel. Yok gel, en küçük değil demiş Elbeciğim. Bu da Gizem'im benim, Gizem'im. Kıvan olsun babaannesi. Bu da benim Gizem'im. Yavrum benim, bir tek Erdal'ım, bir tek kızı, başka yok işte. Aha, süslenmeye neye başlamış kızım diye çağırıyor kendi kendine, kız oldum diye. Ben ne yapayım, babası şuna bak, babası şuna. Erdal abi nazgeli mi diyeceğim ona? Diyeceğiz, deli mi diyeceğiz? Ne diyeceğim? Yavrularım benim, çok şükür. İş güvenine mi alacağım? Buna kıyam. Karabekirli Ömer'in kızıyım. Anam Keziban, babam Ömer. Bekir kardeşim var, Mustafa kardeşim, Bekir oğlu var, Karabekir oğlu. Şirif bacım var. Kim derler size? Karabekirli derler. Karabekirler derler. Namımıza emin mi derler? altı kardeşiz, üçü olan üç kız. Ne yazık dördünü kaybettik, bir olay, bir emini tanıyorsun, onunla ben geldim. Başlangıç yeşmellikten, sonra Avrupa'ya gittik. Avrupa'dan döndük, yaşamımız, emekli olduk. Allah'a çok şükür idare ediyoruz yani. İncide hastalık çöktü başımıza. Gençlik yaşından ben debelerine çıkıyorduk. İncine kolay çıkmak. İnce çıkamıyorum. Kayısı çıkmak için, ceyi çıkmak için adam buluyoruz. Yapamıyoruz. Şimdi evvel ilaç da yoktu, su da yoktu. Dört dörtlük ceviz olurdu. Şimdi ağaçlarda bir hastalık var yani. Senelerdir var yani. 75 yaşındayım. Yani kötü günü de gördüm, iyi günü de gördüm. Tam zamanında doğmuşum. Yani fakirliği de gördüm, varlığı da gördüm yani. Ama fakirken biraz şeyli oluyor, zengin olunca hastalık geliyor.
Yani ikisini de değerli. Kazandığın malı yiyemiyorsun oğlum, en doğrusu. Paranı yiyemiyorsun. En büyük zenginlik ne peki köy yerinde? Ne iyilik işte, kendin iyi olman. Sağlık, hastalığın ne olmayacak işte. Zenginlik odur yani. Şimdi kazanıyorsun paranı yiyemiyorsun. Hasta olursan para bir şeye yaramıyor. Anamız babamız elimizden tutup okula götürmedi. Biz de öğretmen geliyor diye saklandık. Ne bilek hiç bilemedik. İyi ki olmuş olsa dünyanın masrafını çadırdı bana. Tilonu kullanmayı bilmiyor. Bir yere bir tilonu etmeyi bilmiyor. İşte. Okumak ister miyim? Tabii isterdim de işte elimden. Ya o zaman hemen %60 okumuyordu. Yani böyle çok ağır işlerde rızkı temin etmek için çok ağır işlerde çalışıyorlardı. İş boş kalmıyorlardı. Daha şimdi harman zamanı, ziraat zamanı yarı olmadıydı. Daha yarı olmadıydı yani. 11. ayda falan çok adam böyle ziraatı bitirmiş oluyordu. Şimdi ise yaptı. Evvel kızlara önerilmezlermiş, okumasın, halı dokusun, iş kursun. Ne? Kız da okuyup da ne öğrenecek dillerimiş. Şimdi herkes okuyor. Daha benim torunlar tüm öğretmen oluyor ya. Ne olur, herkes gitti okula da işte beni götürün olmadı, bilemedim. Ben de gitseymişsin. Aa şunlar arkadaşımız, onun bacıları ne? Şu Süzan gitti işte. Onlar hep okudu onların kızları. O zaman o Sit dayı vardı, muhtarımış. O okul yapılarken kızları diyor ki, şu Karola'nın, şurada Ayşe abla vardı, Mehmet abinin avrat. Biz diyor, okula diyor, yemek çekerdik diyor, babam bilirdi diyor, seleğiyle sebedi kolumuza bakardık. Tam okula diyor, yemek götürüyordu kırkatlara diyor. 42'de yapılmış. Bayağı da çerez biniyordu, ha iyi denk geldi valla. Osman ağa çıkmış. Osman? Hayırlı Osman. Benim ev buraydı, onun evi de öyleydi. Karşı kalıyordu. Karşıyaydık da. Her zaman görürdüz yani. Hiç yani birbirimize işitmezdik. Sevme mühme yoktu evveli. Anamız babamız verdi, biz de var geldik. İkimiz de birbirimizi kabul ettik. Her şey şimdi çıktı ya. Evveli kahve ne nasıl? Mümin abi ben diyor olmasam bilmiyorlardı diyor. Dur. Mümin abinin sayesinde mi oldu? Yok canım, o öyle şaka yapıyor sana. Anlattı bana. Mümin abi ne açsın oğlum. O şaka yapıyordu. Bunun şiisi vardı, iniştesi vardı. Osman abi şu Karaysufların dillerdi işte. Bu ona demiş, o da demiş ki ben o kızı bilmem demiş. Ben de komşuda halı dokuyordu, oraya geldiler. Şii var mı diye, bunun bacısıyla halı dokuyorduk biz orada. Kiraz var mı diye, bunun bacısının kızı vardı. Biz de yok dedik, bize bakmış gitmiş adam maalesef. Biz hiç bilemedik onu. Bir sene de Doşanlı'la durduk. Bol çalıştırdılar beni. Ya. Pancarı soktan öyle dediler bana. Pancarı söktük, öyle düğünümüz olsun dediler. O yaptıkları evde pancar tarlasıydı. 150 lira başlık verdi. O pancar da orada pancar söktü. Bu söktü, ben de değiştirdim. 64'ten bu yana hesap bitti. 50 mi var? Evet. Kızdınız mı birbirinize, hiç kırdınız mı? Kızma mı, beni çok dövdü. İncikiler hanım hanım diyorlar. Ya biz o zaman halayıydık. Bir sefer oldu. Şerde diyor da yalan söylüyor. Bir sefer. Ne bir seferiymiş. Ben burada düğün sürüyorum. Saat 2 oldu. Daha davardan gelecek. Ama ben bilemedim ki başka köyden davarı götürmüşler. Yani ekin yaymışlar. Diyelim ki yeni köy veya da karadır. Sürüyor olduğu gibi götürmüşler yani. Bu da saat 2'de geldi, niye geldin diye bir tane vurdum. İşte bu, başka bir sopa yok. Bu da biraz abartıyor yani. He, iyi vurduk. İyi vurduk ya. He. Allah Allah. He böyle işte yani. Şimdi bu sopa mopa yok. Anca çık git.
hiç iyi bir şey değil yani. İnce ki gelin nereye çıkıyor, tiye var desen babamın evini yok diyorlar. Sultanhanlıyım. Deli başların Abdullah'ın kızıyım. Bize deli başlar demeyince bilmezler. Şimdiki muhtarın kız kardeşiyim. Buraya gelin geldim. Bir sene, bir buçuk sene sonra bu Almanya'ya gitti. Daha gitti, daha gitti öyle. Tek başıma erkek işi yaptım, kadın işi yaptım. 4 tane çocuk büyüttüm. Buraları hep ben yaptırdım. Bu Almanya'da bir şeyle çalıştı. Cefayı ben çektim. Şimdi de emekli oldu. Bu burada kalıyor. Sevmedim Almanya'yı diye gitmiyor. Ben de 6 ayımı orada geçiriyorum. 6 ayımı burada geçiriyorum. Torunlarım, çocuklarım hep orada. Orada 6 ay bir hayat yaşıyorum, geliyorum. Geliyorum, bahçemi ekiyorum. 11. ayda geri gidiyorum. Gitmişin 7. ayı. Trenle gittik. Münih'e vardık, Münih'te dağıtım yaptılar. Fırası, Hanever'e düştüm ben. Hanever'de 3 aya kadar kaldım. Orada eniştem var, Osman. Osman Özcan, şimdi şu bacımın kocası. O beni ziyarete geldi. Yanına götürmek istedi. Orada vermedi. Dedi ki bu 1 sene kontratı burada kalacak dedi. O da götüreceğim dedi. Götürün götürmen derken birbirlerine girdiler. Polis falan geldi. Eniştemi kovdular. Eniştem kovunca adam da dedi ki sen de git yaraman kaydı bundan sonra. Çünkü dedi o geldi buraya karıştırdı dedi. Buranın tüzüğünü bozdu onu falan gibisine. Eniştem de geldi beni aldı getirdi. Getirdi şeye polise şeyimi verdi, pasaportumu ilettik. Olmaz dedi, 1 sene orada kalması lazım dedi polis. Bu 3 aylıkken gelmiş dedi, bu iş yaş olmaz dedi. Pasaportu aldı, biz dedi, şehitimize haber veririk dedi. Şeyin gözünü attı masana. Baktık hiç haber yok. Polisler onu tanıyor, şok diktatör biliyor musun? O gider 5 sene oldu, 64'te gitti. Onun için benden gitme de dedi, Münif gibi arkadaşı vardı. Onunla beraber gitme de dedi, bakın bana. Vardı ki daha da masanın gözünde duruyor. Ondan sonra dedi ki, 3 ay kuruyum da dedi polis. 3 ay sonra bitince bir şey çıkmaz olay dedi. Biz orada soruşturacağız dedi. Orada bir vukuat falan yoksa da. Uzadırık da yoksa dedi, yurt dışı olur dedi. 3 ay şey, 3 ay sonra vardı, 6 aylık bir, 6 ay sonra vardı, 1 senelik bir dedirken öylece kaldık yani. Bunlar ne yapıyorduk? Pancere kerdik, pancere keserlerdik, kavga atacak yüzdümler keserlenirdi. Yani bu evimizin işleri, dışarı işlerine de giderdik. Almanya'da gittik işte, her işte bitti yani. Evvel iş çoğaldı ya, babalarım okutmadı, bu işleri kim görecek gibisine. O şimdi okumaz gerekiyor. O zaman hiç okumayanlar da vardı. Biz de o kadar okuduk. Yani
Yok, okulumda memurum yani. Okulum da, yazarım da, her şeyim mükemmel yani. Diyeyim ya, askerde yazıcıydım yani. Yani burada özlem işte mektup geliyor. O zaman telefon pek yoktu. Mektup yazıyor, o sana yazıyor. Onlar işte derdi, onlar özlem gideriyor. Başka, o zaman kamera yoktu, telefon yoktu, televizyon yoktu ki bana da çiğ gideriyorsun. Sadece mektup. O sana, sana yazaraktan işte biraz rahat geçiyordu. Avrupa deyince herkes ürküyordu, gitmek istemiyordu. Bu Avrupa nedir, ne değil. Nasıl bilmiyordukları için herkes gitmek istemiyordu. Sonra birkaç kişi gitti, gayvetiyle geldi, arabayla geldi, taksiyle geldi derken çoğulmuş, burası çoğulmuş diye yollara düştü. Yoksa önce gitmek istemedi birçoğu, 64'te, 65'te. Ben ta 70'te gittim. Ben de gene gitmiyordum da bu dedi ki, babamın evinde oturuyor ya. Bacımın da biraz geçimsizlik oluyor. Git almaya da bir ev parası kazan gel gene dedi. Yok ya dedim, ben de gurbete hiç çıkmadım. Dursa da başı hiçbiri bilmem ki. Ne hocam ben almaya dedim. Git dedi işte bir ev parası kazandı gene gitmesen gitme dedi. İyi dedik. Üç kere çıktı kârdım. Biri maden ocağına çıktı. Bir de Fransa'ya çıktı. Gitmedim ikisine de. Fransa'nın derler, parası az dediler. Maden ocağında ben çalışmadım ki kursa tutabı tutuyorlarmış. Onu da bilemem dedim. Kaybederim gidemem, iyisi miydim gitmedim. En sonunda postacı dedi, ya ben sana kağıdını getirdim, sen gitmeyeceğim demedi ona dedi ya. Genelde dedi ki, neydi git dedi. Zoruna yani. Saldım, zoruna. He, gittik. İşlem gitti, geldi. Altında Mercedes, araba, para, pul, giysi, şu şu. O da bir iniştim, bacım. Evinin içinde gidiyor, geliyor. Adam kazanıyormuş, demek bir şeyler varmış. Ondan sonra biz de gitmeye çaba gösterdik. Yoksa ben çoralı değilim yani. Ben ne yapacağım abi, ne yapacağım gurbet dedim. Ben Kayseri'yi bilmezdim. Gayri Avrupa şurada dursun. Da Allah kısmetimizi kaldırmış, gittik yani. Ben de gitmeyeceğim. İşsizdim, geldim. Ona dedim ki ben gitmeyeceğim dedim. Niye dedi? İşsizim dedim, para dedim. Kanada doyacak adam alamıyorum dedi. Alıyorum dedim. O zaman dedi şunlar büyüsün, götür içi yak dedi, ondan sonra gel dedi. Abi dedim, bunlar da şöyle şöyle var. Şunlar büyüyecekler dedim, ben almaya götüreceğim, bunlar içi yoklar, ben geleceğim, bile mi dedi. Burada ne uğrayacağım dedi bu. Gene kura çekilen işine mi gideceğim dedi. Burada yiyeceğim, orada yedi. Gittik, gittik, gidiş o gidiş. Durduk, ondan sonra 15 sene, 20 sene daha durduk. Onların en küçüğü, en büyük oldu, götürdük, hepsini oraya düşürdük. Kızı da götürmedik diye, kızı da gazeteden bir ev aldık. Bir ev parası kazanak diye gittik, gidiş o gidiş. 45 sene kaldık. Tam 70'te gittik, tam 45, 7. ayda 45 sene oldu. 46'ya girdi. Bitişim. Almanya'sında kurdular, Türkçe'de maşallah. Sedat Kuş'un dişeni. Mesrolar diye bizim evin yanında emimin kızının düğünü oluyordu. Bunun babasıyla onun babası da asker arkadaşlarıymış. Bu onların düğününe gelmiş. Ben de evliydim. Şu evin yanındaki ev patronun kızı Ayşe dilledi. Onlar da evliydim. Ayrıldık ondan. Ben bekarım. Bir oğlan çocuğu oldu, öldü. Bu da bekar. Oraya gelince Biber diye kızları var. Sen Yaşar abimi alak demiş buna. Bu da yok demiş, ben gurbetlere varmam falan. Kız şöyle iyi olan, böyle iyi olan. Bunu öyle işte aklını çalmış biraz. Bana dedi ki Yaşar abi sana kız buldum diyor. Ne dedim? Bizim orada böyle böyle dedi. Estağfurullah malum, bu da yorgan ağzı dikiyor. Buna da demiş herhalde bana şöyle bir bahtık havası gireyim, yine yıktı. Ben girdim, mesraliye dedim, mesraliye bu yorganın ağzı diken kız mı dedim? He dedi. Yani kısmet kalkmış. Bunu da abisi duymuş, geldi arabayla aldı gitti. Gidince daha da biz düğüncü yolladık. İş giri bozuldu. Olduydı giri bozuldu, giri oldu. Derken öylece nasip kısmet öyle kalkmış, öyle oldu yani. Ben işte düğüne geldim ya. Mesrolar gibi işte şurada koltuğumda kızım, kaynananlık yaparım, kızım gibi şey derim. Arısı var, balığı var, davarı var, sığırı var. Şöyle yiyorlar, böyle iyi, şöyle mülkü var, böyle mülkü var. Benim aklımı çaldılar. Allah da yazmış. İşte bu. O yorgan dikerken gördüğünüz anı hatırlıyor musunuz? O zaman ben bilmiyordum daha ben. Bir baktık, geri yorganı aldık, bilmeye başladık. Bilmiyordum daha. Bu işte çığırdı mesuralar.
Öyle kızlar dediler ki seni konuşuyor dediler. Benimle mi konuşacaklar ki dedim. Tanımadım bilmediğim adam. Vallahi seni konuşuyor dediler. Şey, şu Meyli'den hanımı var ya. İşte öyleliğine gittim. Şu İleyis vardı ya. Sıttığım oğlunu. O dedi ki kızım dedi beş kızım var bir de sen olacaksın alt olacaksın dedi. Ne şey, bir şeyim olursa ben bulacağım dedi. İşte Cumhur geldiler Allah da yazmış oldu. Üç oğlan bir kızım oldu. Allah'a her gününe şükür. 18 tane torun var. Baş, erkek 18. Yarı yarı. Bir bal alırdı, iki tane arımız vardı buradan ta sen oraya kadar ulak. Ulak çok olursa bal çok olur biliyor musun? Evvel şöyle şey petekleri olurdu. Davanın bokuna yapılırdı. Şimdi sünni petekler yapılır, sünni balaklar koyuyor. Ben ateşi yaktım, ben üfürüyorum, arılar öve gidiyor, bu bal alıyor. Ben üfürüyorum, bu bal alıyor. Bir gün, bir ilan bir gün aldı. Birinden, birilerinde bir kun aldı birinden. Bal ki şöyle. Ya da senin dişlerinle inekler var ya da şimdi sütçüye ne veriyor? O zaman dorak kovuyor. Orada sürüyle davar, sürüyle davar mı? Bir kızımız var. Hadi davara gidecek, o çocuğu nereye koyak? Kadın diye bir kadın vardı işte, hadi da kadını da. Ona bir bakma, peynir verecek olduk. Davara giderken çocuğu ona koyduk. Öyle de bu tavarı şeye gidince, Almanya'ya gidince tavarı mı var da sattık, Irak'lığa düştük. Bu Almanya'da durdu ya, hep erkek işleri bana ediliyor. Çocuklar şöyle şöyle derler, yani malların bağı bozaşmaya giderim, yonca sulamaya giderim, yonca dırmırlar, ta kavaklarından su getir, yonca su, şu cimiyi biliyor musun? Onun oraydı yoncalığımız. Çok şey, kötü günlerim geçti. Almanya'ya gittikten sonra çok şükür gelinler orada uğurum sıra görüyorlar, şey diyorlar, ben de rahatlığımız yaşıyor. 20 sene götür dedim, Abdullah, dedim götürmedi. Bu çok vicdansız. Abdullah 14 yaşındaydı Almanya'ya geldiğinde. Abdullah 79 doğumlu. Şimdi 36 yaşında mı oluyor? Neyse. 79 doğumlu, 36 sene, 36 yaşında. Aşağı işte suluyor, keseliyor. Otlar varsa otlarını çekiyor. Domatesler olursa domatesleri topluyor, salatalık topluyor. Fasulye var, fasulye topluyor. İşte kendi işine gücüne uğraşıyor. Savam vardı, öldü. Paşa ikiz vardı, öldü. Ondan sonra yani Esas Meldun oğlu vardı, hanımı vardı, şunların teni bu oğlunda, onlar öldü. Berduş dillerdi, Mahmut Sarıçiçek hanımı var ya, şey oturuyordu, İstosan'da oturuyor. Dadaş Ermiş vardı, onun kardeşi Aşlemi vardı, ona şeyse Ersin Abdullah dillerdi, şu karşı ölenler, onlar vardı, onlar öldü. Öyle elenirdi, elen gitti işte yani. O zamanlar başka bir hemen döküm zamanı vardı. Düven sürerdik, ekim içerdik. Kanılarla motoru o kadar yoğurduk o zamanlar. Kanılarla, şeyden sap gelirdi. Atınla okuzlarına sürülürdü. Bizim bir çiçeğimiz vardı, çiçeğimiz getirirdi. Atınla da sürerdik. Bir bacı bir kardeşi zaten. Anam içeriden dışarı çıkmazdı. Yani İdaş Beyliği'ne geçti günümüz. İşte ben hepsine selam söylerim, hepsine gözlerinden öperim. Allah işleri rast gelsin. Allah emlemiz olsun, Allah'ın acılarını göstermesin. Başka ne diyeyim ki? Abdullah, Mustafa, Murat. Allah uzun uzun ömür versin, kurban olduğum Allah. Yavrularımızı anayla babayla yuvadan uçurum. Allah görünmez kadadan, beladan, cemi cümleyi de koru, yavrularımızı da koru. Ya Rabbim, ortaya dillik, düzenlik ver. Ahirette de dünyada da iyilere eşit, müminlere kardeş et, kurban olduğum Allah. Hepiniz de Allah'a emanet olun. Babanın kalmış işe giderken
silah patlayıp da yere düşerken, ardında dört yetim koyup giderken, kardeşim Osman'ı kaybetmişim. Ardında dört yetim koyup giderken, kardeşim Osman'ı kaybetmişim. Ekin ekti karşıki dağlara, kurtlar kuşlar yemiş inmiş olaya. Dört tane yetimi koyup giderken, kardeşim Osman'ı kaybetmişim. Eve toplanmışlar hacılar hocalar, Kur'an okunuyor diyor mu Osman? Tekerini patladı, yolda mı kaldın? Gözlerim yollarda baka kaldım. Ardında dört yetim koyup giderken, kardeşim Osman'ı kaybetmişim. Eve toplanmışlar hacılar hocalar, Cenab-ı Allah bilir ne gidir ne gidir ne gidir ne gelir. Söylediğim sözler hepsi haktandır, kardeşim Osman'ı kaybetmişim. Damat eyledim, damat eyledim, Allah'ım sana damat eyledim. Hasret kaldık kardeşim Osman'a, gitti de gelmedi, nazar eyledim. Gözlerim yollarda dikili kaldı, hayalin karşımda dikili kaldı. Kardeşim Osman'ım beklerim yollarda, gelmedin hala nerede kaldın? Cenab-ı Allah cümle geçmişlerimizin ruhları şad olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Yaptıkları nur, mekanları cennet, kabirleri bir nur, kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle ya Rabbi, amin. Allah kimseye kardeş acısı göstermesin. Çok özledik, çok yollarda bekledik. Döner de gelir diye hala da bekledik. Dönmedi, Rabbim kendi bilir. Dost arkadaşlar, işiniz gücünü kaçmasın. Rıza lillahi, Fatiha.